Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mersin'den buraya geldim. Hoş geldiniz. Sağ ol. Emekli misiniz? Emekliyim, evet. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? 1900 lira falan. Kaç yıl çalıştınız? Ben dışarıdan, SSK'dan emekli oldum. Bayağı 16-17 sene çalıştım. Peki 1900 lira emekli maaşı size yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Neden yetmiyor? Ev kira, çocuklar var, elektrik, su parası derken bitiyor, yetmiyor. Peki bankalara borcunuz var mı? Var. Ne kadar borcunuz var? 35-40'a yakın borcum var. 1900 lirayla hem geçinmeye hem de borcunuzu ödemeye mi çalışıyorsunuz? Evet. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Mesela ay sonu geldiğinizde bankamatikten çekerken nasıl oluyor? Benim 520 lira falan para geçiyor elime. Ne oluyor diğeri? Diğeri hep borç kesiliyor, elektrik, su parası gidiyor. Eve de benim bir kız var, o yardım ediyor geçimimize. Aslında sizin bu anlatmış olduğunuz sorun ülkemizdeki pek çok emeklinin ortak sorunu değil mi? Evet. Çözüm ne sizce? Çözüm, vallahi ben ilk önce ben karayollarında ekip mal kısmında çalıştım. O zamanları bir gün çalışırdık. Bir günkü çalıştığımız yevmiye 4 tane tüp alırdı. Şimdi bir tüp parasını alamıyoruz. Ya bu ne anlama geliyor? Emekli maaşı enflasyonun altında kaldı, ezildi diyebilir miyiz? Ezildi. Çok ezildi hem de. Ekonomi yok, bir şey yok, güvence yok, gerilmeler çok. Hani hele bir Soylu diye biri çıktı, milleti durmadan geriyor. Başka bir şey yok. Peki emeklinin bu gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani herkes borç batağı içerisinde diyoruz, geçinemiyor diyoruz, maaşlar düşük diyoruz. Gidişatımız mezar, başka bir şey yok, gideceğimiz yer mezarlık. Bundan şu çıkıyor, emekli öleceği güne kadar borçlu, borç batağının içerisinde, emekli kefenleneceği güne kadar bankalara borç mu ödüyor? Tabii, doğru söylüyor. Borç ödüyor. Emekli maaşının ne kadar olması gerekiyor? Ya en az 4000 lira olması gerekiyor. Yani 4000 liradan aşağı para alan bir insan geçinemez. İmkanı yok. Geçiniyorum diye söyleyenler yalan söylüyor. Ama abi devlet diyor ki kasada para yok diyor. Kasada para yerlerse kasada para olur mu? Kasada kendilerine yetmiyor ki millete kalsın, emekliye kalsın. Yol, su, baraj, o yapıyor, bu yapılıyor abi. Barajı, suyu yapan kim? Kendisi yapıyor. Başkasına yalandan ihaleye veriyor. Kendi parası var ki o yapıyor, kendisi yapıyor. Havalarını falan bir müteahhit mi yaptı? Onun kendi parasıyla yapıyor. Kendisi de diyor ki yalandan filancayla anlaştım, filanca müteahhit yaptı. Aslı yok, asları yok bunun. Kendi ya abi dünyanın en büyük havalimanı yapıldı. Ya yapılsın. Ben belki 5 senede bir kere bineceğim ona. Belki hiç binmeyeceğim. İstanbul İzmir arası 3,5 saate indi. Yeni bir köprü yapıldı. 3,5 saate ben o yoldan hayatımda geçmem de gidemem de. Neden? Çünkü ben İzmit'e kadar gidemem. Maaşım yetmez ki gideyim. Benim maaşım aldığım maaş kaç para da oraya gideyim? İzmir'e. Kendi adamları gider gelir. Başka kimse gitmez. Yani sizin anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Yol yaptık, baraj yaptık. Çok güzel yatırımlar ülkenin büyümesi için ama kardeşim, ben bu yola gidemedikten sonra diyorsun bir önemi yok mu? Kardeşim önce halkın karnı doyacak, ondan sonra yolculuk başlar. Ben aç karnına ben nereye gideceğim? Benim param olmayınca yolu bat. Peki abi, Allah peki. Allah. Ülkemizde 4000 lira emekli maaşının olması şu anda bana göre hayal. Çünkü ülkemizin tabii ekonomisi bunu şu anda kaldırmaz. Ya kaldırmıyor, kendileri kaldırtmıyor. Ekonomi çökmüş gibi yer arıyor, kaçacak yer arıyor. Ekonomi bittik atıyor, ekonomi. Üretim yok mu abi? Üretim, altyapı yok ki üretim olsun. Köylüyü öldürdü, çiftçilik gitti, oradan hayvancılık gitti, fabrikalar satıldı, iş sahaları kapandı. Nasıl üretim olacak? Ne var? Ne var? Faizli parayla finans ekonomisinden milleti geçindiriyor. Bankalara sattı milleti. Başka ne olacak? Ülkemizde şu anda her banka yıllık en az %70 kar ediyor. Yani ülkemizin en çok kar eden kurumları bankalar. Evet. Bundan sizin söylediğinizi doğrulayabiliriz. Ya finans ekonomisiyle millet geçiniyor. Herkesin cebinde 3'er 4'er tane kart var.
Kredi kartı. Tabii kredi kartı. Herkes geçinemediği anda, kirasını ödeyemediği bankaya koşuyor. Evveli adam köyde malı mülkü olurdu, tarlası olurdu. Bir çift öküz satardı veyahut da bir inek satardı. Bir senelik yiyeceğini karşılardı. Şimdi o da yok. Hayvancılık bitik. Çiftçilik bitmiş. Mazut almış gitmiş başını. Benim bir arkadaşım pirinç ekti, ektim diyor. Vallahi yemin ediyor. Yarısını domuz diyor diyor. Yarısını da diyor gübreye para veriyorum diyor. Oradan bir sürü kıvır zıvırlar. Hani geçim öldü. Gerçekten öldü. Türkiye bir sallantıda. Peki geçmişte nasıldı? Geçmişe göre bugünü kıyasladığımızda? Geçmişe kurban olayım ya. Geçmişte paramızın değeri vardı. Bilmem bir sürü insan çalıştığı anda bu kadar işsizlik yoktu ya. Şereme yoktu. Şimdi genç çocuklar üniversiteyi bitirmiş. İnan boş geziyor ya. Boş geziyor. Ülkemizde şu anda işsizlik %17 civarında. Yani çalışabilecek ne yaşta. Ne %17? %30, %40 de. Senin bir sürü gel ben sana dünya kadar genç göstereyim. Gel. Adamlar sürtünüyor. Kanyan bayilerine koşuyor. İddialara koşuyor. Hayali yaşamlardan para kazanmak istiyor. Adamların işi gücü yok ki. Elini 10 lira geçiyorsa götürüyor iddiaya yatırıyor. Altılı kanyan oynuyor. Hani 5-10 kuruş para bulayım diye. Milleti kumar alıştırdılar. Başka bir şey yok. Peki abi sen gidişatı nasıl görüyorsun? Gidişatı karanlık. Çok tünelin karanlık. Sonunda bir ışık var mı? Yok. Tüneli kendileri çıkar o tünelden. Biz çıkamak. Tüneli geçenler bellek geçen insanlar. Kendileri çıkar. Biz çıkamayız. Peki sizin anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum yine. İşçi, emekli, memur evet. Sıkıntıda yani çalışan ya da emekli maaşıyla geçinmek zorunda olan vatandaşlarımızın pek çoğu birinci sorunu geçim mi? Tabii geçim. Boğaz. Yani bugün ortalık gerilse şimdi yarın diyelim bir kayyum atlayacağım diyor. Sen tencerenin kazanın dibini boşaltırsan, milleti gerersen, milletin cebini yakarsan, cepteki ortalıkta bütün yürüyüşler trafik kilitlenirse burası Diyarbakır Mardin mi? Koca metropol şehre sen nasıl kayyum atlayabilirsin? Sen atanmış bir adamsın, o adam da seçilmiş bir adam. Milyonlarca seçmen sokaklara inecek bu sefer. Sokaklara inip onu rezil edecek. Girecek delik arayacak o zaman o. Yani buradan şu çıkıyor. Ülkemizde siyaset, ekonomi hepsi birbirine iç içe tabii, ama tabii. Vatandaşın kafası da biraz karışık değil mi? Ya gergin yaşıyor. İnsan korkarak yaşıyor ya. Korkarak bir laf konuşmuyor. Vallahi korkuyor millet ya. Aslında korkmayacağım. O yüzden ben 66-67 yaşındayım. Ne korkacağım? O kim ya? O kim? O kimdi ondan ben korkacağım? Peki İstanbul'da hayat nasıl? Zor mu emekli için? Zor. Hemşerim buraya gelen adam hayatı bitti. Hani bir düzenli bir parası olmadığı müddetçe burada geçim çok zor. Yani çok aslında zor. Bu İzmir, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon gibi büyük şehirlerimizde de zor değil mi? Ya o taraflarda da tabii zor. Hani ucuz bir memleket bırakmadılar. Her tarafa yansıdı bu olay. Eskiden şöyle bir şey vardı hatırlar mısınız? Hiçbir şey yapamıyorsan memleketine gider, çiftçilik yapar ya da hayvancılık yapardı. Yani şimdi nasıl? Onu diyor muyum? Nasıl gideceksin? Neyle gideceksin? Hangi parayla gideceksin? Oraya gittiğin anda teşvikten para istesen vermezler. Ahır yaptırsan gücün yetmez. Hani o işler de zahmetli iş. Onu bir çiftçilik yapabilmen için traktörün olacak, pulluğun olacak, gaz ayağın olacak. Onu da nereden alacağını da yapacaksın. Hep para. Hep para. En azından 50 bin lira parayla gideceksin ki o malzemeyi dizeceksin. Ondan sonra tarlaya tohum atacaksın. Tohumu attın. Mahsul çıktı. Tamam. O mesela domates ürettin, salatalık ürettin, bilmem ne ürettin, fasulye ürettin. Bunu satabileceğin pazar ya da seni kurtaracak mı? Kurtarmaz. O tip şeyler kurtarmaz. Hani o imkanı yok. Komisyonculara verirsin. Başka komisyoncu seni eritir. Ya tohum alacaksın ondan, ya laylon alacaksın, ya bir şeyler alacaksın. O da aldığınla verdiğin beraber olur. Yani aslında oyalanacak. Oyalanacak. Evet. Yani geçim diye bir şey kalmadı hemşerim. Yani dünyada, Türkiye'de toprağı bitirdiler. Toprak da bitti. Bir adamın mesela eskiden bir adamın 100 dönüm yeri varsa babasından kalma. Adamın 3 kardeşse, 3'erden oğlu varsa ne olur? 9 çocuk olur. Bölüştüklerinde o 110 dönümü 10'ar dönüm yer kalır.
10 dönüm bir yer adam beslemez. Ya tarım arazileri bu miras yoluyla parçalanıyor. Bunu bir nebze olsun engellediler ama ya, üretim yok değil mi? Tabii çalışma olsa katkı olur. Yeniden bir parça bir yer alır, bir şeyler alır. Büyüdür arazisini. Onu da alamıyor. Peki Türkiye'nin şu anda birinci sorunu ne? Birinci geçim abi, sıkıntı. Ekonomik sorun değil mi? Ekonomik sorun. Hani bir sürü ekonomi sistemi var. Adam bir toplumsal ekonomiye niye geçmiyor? Finansta kalıyor. Toplumsal ekonomi sistemine geçse herkes iş yapar. Herkes çalışır. Herkes sanayileşir. Bir sürü para kazanır. O zaman vergisini de verir. Devlete gelir de gelir. Ama şimdi finanstan çıkmak lazım. Bu borçları sırf ödemeleri lazım ki insan rahatlasın. Ondan sonra bana para vermesin banka. Bana iş yeri açsın. Marangozsa bana marangoz dükkanı açsın. Berberse berber dükkan açsın. Ben orada çalışırım, kazanırım. Hem evimi geçindiririm, hem vergimi veririm. Hem de rahatlarım. Olay bu. Peki son olarak, emekli olarak sen devletimizden ne bekliyorsun? Bununla ilgili son olarak neler söylemek istersin karşıda kameraya? Ya ben bundan sonraki söyleyeceğim söz, emeklileri biraz el atmaları lazım. Garibandan oy alıyorlar, garibana eziyorlar. Başka bir diyeceğim yok. Emeklilerin kurtulması, 5 lira para verdi ya, 5 lira. %5 verdi. %5 de 10 liralık sigaraya zam yaptı. Ben sigara içiyorum, son tesellim. Götüm çatlasa da patlasa da sigaramı içeceğim. Mecbur içeceğim. Tek tesellim o. Ben sigara içmem de çatlayınca öleyim mi? Değerli izleyen... Ölmek için sigaramı içiyorum. Değerli izleyenler, sizler de gördünüz. Beyefendi gibi ülkemizde 13 milyon emeklimiz mevcut. Hepsinin birinci gündem maddesi geçim. Yani cüzdan. Mutfaklarda yangın var. Emekli maaşları yetmiyor. Gelinen noktada emeklimiz insanca yaşayabileceği bir maaşa kavuşmak istiyor. Bunu söylerken emeklimizin bu isteği lüks bir istek değil, insani bir istek. Sadece ve sadece insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için emeklimiz insanca bir zam mı hak ediyor. Yıllarca bu ülke için çalıştılar, ürettiler, bu ülkeye katma değer vergisi sağladılar. Ama gelmiş oldukları nokta maalesef ve maalesef az önce beyefendinin anlatmış olduğu gibi gerçekten çok üzücü bir durum. Ülkemizdeki ekonomik şartlar rakamlar üzerinde yazıldığı gibi mi, yoksa vatandaşın gerçek gündemi, ekonomi gündemi mi en doğrusu olan, bunun kararını siz verin. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yorum olarak yazın. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese selam ve sevgilerimi sunuyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık.